Hulusi Efendi şair meşrepli bir insan. Yani fıtratında şiir ve şairlik var. Bir divanı var, hacimli bir divan. 400'den fazla gazeli var. Mesneviler, rubailer, müfretler, mısralar, hacimli bir divan diyebiliriz buna gelenek içerisinde ve mürettep bir divan. Bunun haricinde mektubatı var. Mektubatına baktığımızda da mektupların içerisinde çokça şiire yer verdiğini görüyoruz. Hatta mektupların mensur kısımlarında, yani düz yazı kısımlarında da kafiye diyebileceğimiz, nesirde kafiye diyebileceğimiz secileri kullanıyor. Yani Osman Hulusi Efendi şiire, sözü şiirimsi bir eda ile ahenkli ve estetik bir şekilde manayı ifade etmeye dikkat eden birisi. Dolayısıyla onun şair bir fıtrata sahip olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Şiir onun hayatının her yerinde. Zaten o şöyle ifade ediyor. Doğuş diyor mesela. Eskiler buna sünuhat diyor. O Türkçesini kullanmış. Bu da ayrı bir güzellik. Yani bir sünuhat, kalbe bir mana doğuyor. Bir mana geliyor. Ve bunu duruma, vaziyete, şarta göre hemen kaleme döküyor. Veya bir mecliste, bir ortamda bir şeyi ikaz etmek gerekiyor, bir şeyi ya da bir meseleyi hatırlatmak gerekiyor. Bunu şiirle yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla o sevgisini, davasını, acısını, hüznünü, irşadını, talimini, terbiyesini her noktada şiire başvuran birisi. Kısacası şair fıtratlı bir insan. Peki, tamam, fıtratı şiire ve şairliğe çok müsait. Bu yolu neden tercih etmiş olabilir? Eskiler, şöyle bir bakalım, pek çok meşayih, tasavvuf büyüğü, irfanı, hakikatleri, sırları şiirle anlatmış. Bunun en büyük sebebi de şudur. Lafızın estetiği, kelamın güzelliği, manayı da içerdiği zaman muhataba daha çok tesir eder. Düz bir sayfa yazıyı zor ezberlersiniz ama şiiri kolay ezberlersiniz. Çünkü ondaki ahenk, nazım, kafiye talimi de kolaylaştırıyor. Terbiyeyi de kolaylaştırıyor. Hakikatlerin anlaşılmasını ve muhafaza edilmesini de kolaylık sağlıyor. Muhtemelen o da bu mücadelesi ve davası olduğu için bu hakikatlere şair fıtratında kattığımızda o irşadını şiirle yapmaya hassasiyet göstermiş. Osman Hulusi Efendi'nin birinci amacı bu tekke tasavvuf faaliyetlerini yürütmek, irşat faaliyetidir. Ancak bunu yaparken, yani bu tekke tasavvuf ve irşat faaliyetlerini yaparken şiiri bir araç olarak düşünmüş. Yani onun amacı şiir söyleyeyim değil. Zaten şiirlerine baktığımızda yapmacıklıktan, tasannudan uzak. Yani şiir onun için bir araç, bir hedef değil. Yani Osman Hulusi Efendi, durun efendim ben şair olayım, şiir adamı olayım diye yola çıkmamış. O Allah aşkını, o davasını ihvana ve bütün insanlara şiiri araç kılarak ve şiiri neden araç kıldığını da biraz önce bahsettim. Şiirin akılda kalıcı olması, kelamın güzelliğinin kalbe, ruha daha iyi nüfuz etmesini düşünerek şiiri tamamen bir araç kılmış. Neye? İrşat faaliyetlerine. Bu zaten birçok tasavvuf büyüğünün de üslubudur. Hulusi Efendi geleneğe bağlı olarak, yani Türk tasavvuf edebiyatında ve Türk edebiyatındaki, klasik Türk edebiyatındaki geleneğe bağlı olarak önce kendisine bir mahlas seçmiş. Ve şiirlerinde Hulusi mahlasını kullanmıştır. Hulusi de bildiğiniz üzere saf, temiz, pak, olumsuz ve kötü şeylerden arınmış anlamlarına geliyor. Ve bu mahlası nazara alarak şiirlerine baktığımızda şiirlerinin gerçekten samimiyetle, içtenlikle, yani hakikatleri ve irşat faaliyetlerini yapmanın haricinde böyle bir yapmacıklık ve tasannuğa kaçmadan içinden geldiği gibi söylemiş. Edebi sanatları da kullanmış ama edebi sanat yapayım diye kullanmamış bunu.
manayı nasıl daha güzel ifade ederim, nasıl daha iyi anlatırım diye bunlara başvurmuş.